Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bu serimizde EBA'da nasıl puan kazanılabilir? EBA'da yaşanılan sorunlardan, onun haricinde hedefimiz arkadaşlar EBA'daki puanımızı yaklaşık olarak en az 5000 puan yapmak olacaktır. Bu serimizi sürekli olarak güncel tutmaya çalışacağım. O yüzden kanalımıza abone olup bildirimleri açın ki yeni videolardan ilk sizler haberdar olun. Bu videomuzda arkadaşlar EBA'da puan arttırmaya anlatacağım sizlere. Şimdi ilk olarak EBA'ya giriş yapıyoruz. Hesabımıza giriş yaptıktan sonra gördüğünüz üzere EBA yükleniyor yazısı var. Şimdi arkadaşlar EBA'da belirli şeyler var puan arttırmak için. Sizlere bunlardan bahsedeceğim. İlk olarak sizlere öğretmenlerinizin vesaire vermiş olduğu ödevler vardır. Bu ödevleri yaparak puanınızı arttırabilirsiniz. Görmüş olduğunuz üzere en son verilen ödevlerden bir tanesi var. Bunu yaparak puanınızı arttırabilirsiniz. Ayrıca EBA'da belirli gruplarda vesaire okulunuzda paylaşım, ileti, tartışma veya oylama yaparak puan kasabilirsiniz. Misal buraya herhangi bir şey yazarsanız arkadaşlar, sallıyorum buraya. Grup seç bölümünden de grubunuzu seçip paylaş derseniz, hemen bunu sileceğim tabii ki de. Paylaş derseniz puan gelecektir arkadaşlar. Buna günde bir kez yapabilirsiniz. Gördüğünüz üzere 2 puan geldi. Geri sildim hemen. Tekrardan tartışma bölümüne geliyorum. Aynı şekilde 2 puanla buradan gelecektir. Buradan grubumuzu seçiyoruz. Paylaşıyorum. Sonra hemen geri siliyorum. Gördüğünüz üzere 2 puan tekrar da geldi. Oylama bölümüne tekrardan sallıyorum buraları. Ve buradan herhangi bir tarih seçip grubumuzu seçip paylaşıyoruz arkadaşlar. Şimdi tekrardan sildim ve 2 puan da buradan geldi. Gördüğünüz üzere çok hızlı bir şekilde 6 puan kazmış olduk. Şimdi buradan gördüğünüz üzere 3780 puanımız var. Şimdi bunu nasıl yaptım? Bunlardan bahsedeceğim ve bir sonraki oynatma listemin videosunu kaçırmamak adına dediğim gibi abone olup bildirimleri açın arkadaşlar. Ki bu puanı nasıl yaptığımı siz de öğrenin, yapın arkadaşlar. Bunu istiyorum. Ve kesinlikle sizlere bir hatırlatma yapayım. Bu ilk videomuz olduğu için ben burada genelde arkadaşlar büyükler, misal 11. sınıflar vesaire olanlar için anlatıyorum. Şimdi söylüyorum, onlar zaten diğer 3. 4. sınıflara göre, ortaokullara göre arkadaşlar daha büyük olduğu için akılları eriyor arkadaşlar. Şimdi büyükler zaten yapmaz. Küçükler için de söylüyorum. Eğer ki 5. 6. sınıftaysanız 1. 2. 3. yani alt sınıflarınızı çözmekte bir sıkıntı yok arkadaşlar. Alt sınıfların testlerini ben sizlere, cevaplarını vereceğim. Lakin kendi sınıflarınızın sorularını işaretlemeyin arkadaşlar. Misal 10. sınıfa gidiyorsanız verdiğim 10. sınıf cevaplarını işaretlemeyin ki öğrenin arkadaşlar. Küçük alt sınıflarınızın cevaplarını işaretleyebilirsiniz. Şimdi buradan ödevlerinizi yaparak puan kasabilirsiniz dedim. Burayı yaparak puan kasabilirsiniz dedim. Şimdi EBA portfolyoda belirli şeyler var arkadaşlar. Bunlar nedir? Şimdi sizlere bir site de var. Bu siteyi de açıklamalarda da veririm büyük ihtimalle. Şimdi bu sitede öğrencilerin ve öğretmenlerin EBA'da nasıl puan arttırabileceğini anlatan belirli bir makale var arkadaşlar. Şimdi EBA portfolyoya girerek proje oluşturabilir ve her seferinde 5 puan kasabilirsiniz arkadaşlar. Yani buraya girip proje ekle bölümüne geliyorsunuz. Belirli bir sınır var tabii ki de. 3 defa diyebiliyorum. Buraya herhangi bir şey yazıyorsunuz. Buraya aynı şekilde yazıp şu şekilde dolduruyorsunuz. Ve buraya ders projesi veya sosyal sorumluluk projesi seçip temsili bir resim ekleyip başlangıç ve bitişi belirtebilirsiniz. Devam ediyorsa sadece bitişi belirteceksiniz. Veya başlangıcı belirleyeceksiniz pardon arkadaşlar. Buradan aşama açıklamasını girip buradan isterseniz aşama da ekleyebilirsiniz. Kaydet diyorsunuz. Ardından 5 puan geliyor. Ben yaptığım için gelmeyecek. O yüzden göstermiyorum. Şimdi bunu anlattım. 5 puan buradan geliyor. Aynı şekilde sertifika ve katılım belgeleri var. Buradan sertifika eklerseniz aynı şekilde puan gelecektir arkadaşlar. Sertifika ve katılım belgesi bölümünden. 5 puan da buradan gelecektir. Gördüğünüz gibi buraya yazmışlar zaten. Başarılar var. Şimdi başarılar bölümünü anlatayım. Burada başarılardan gerçekten güzel puanlar kazanabilirsiniz arkadaşlar. Ben 3-6 tane eklemişim.
6 kere 5 sanırım 30 puan kazanmışım burada arkadaşlar. Kaç puan geldiğini tam bilmiyorum. Buradan bir bakalım. Aynen buradan da 5 puan veriyormuş. 30 puan kazanmışım arkadaşlar. 30 buradan, sertifikadan 15, 45. Diğerlerinden vesaire. Bugün rahat bir 200 puan sizlere kazandırırım zaten en kötü. Etkinlikler bölümü var. Etkinlik ekle bölümüne gelip gördüğünüz üzere etkinlikte eklerseniz 5 puan da buradan kazanabiliyorsunuz. Şimdi bunları tek tek yapın. Daha sonrasında arkadaşlar buradaki hepsinden kazanabildiğiniz kadar kazanın. Bazılarında verecektir, bazılarında vermeyecektir. Bunlar ertesi gün de gelebilir arkadaşlar. Genelde bekleyin. Buradan puan ve sıralamanızı sürekli kontrol edin. Sizi okulunuzda birinci yapacağız arkadaşlar. Şimdi buradan puan ve sıralama bölümüne geldiğinizde buradan bilgilerinizi de öğrenebilirsiniz. Burada hakkında bölümü var. İster buradan direkt puan ve sıralamadan hakkındaya gelirsiniz. İsterseniz de buradan arkadaşlar 3 noktayı basıp hakkındaya tıklarsanız yine gelecektir. Burası çok önemli. Kendiniz hakkında bilgi de verebilirsiniz. Fark etmez. Buraya herhangi bir şey yazın. Direkt 10 puan gelecektir. Bakalım buraya yazmış mı? Yazmış olması lazım. Bakıyorum. Yazmamış. Sıkıntı yok arkadaşlar. Biz şimdi EBA Portfolyo'da hakkında bölümünde belirli bilgiler var. Bunları doldurursanız gerçekten buradan da çok puan geliyor. Şimdi niye diyeceksiniz? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Buradan her birinden, bunların her birinden arkadaşlar dediğim gibi birer puan kazanırsınız. Şimdi 12 tane var. 12 puan buradan gelecek. Buradan da herhangi bir şey yazın. 10 puan buradan gelecek. 22 puan. Sanırım buradan da ikişer puan mıydı, üçer puan mıydı? Tam bilmiyorum. 2 puan diyebiliyorum. Belirli bilgileriniz var. Bunları doldurarak telefon numarası vesaire var. Bunları doldurarak arkadaşlar nasıl desem puanınızı yine arttırabilirsiniz. 3, 6, 12 de buradan 24, 34 puan sadece bu 3 yerden de yine gelecek. Az önceki kısımdan da yaklaşık bir 35-40 civarı geldi. Toplam bir 70-80 puanınız olması lazım sadece bu anlattıklarımla. Bunları yapın. Şu sayfam bölümündekini de her gün girip yapın arkadaşlar. Bunlar genel olarak anlatacaklarımdı. Şimdi sizlere bir sınavlara bir gireyim. Açılışı bir yapayım arkadaşlar. Tarama testlerine bir gireyim. Şimdiki ben sizlere anlattığım şuydu. Ben şu an misal 11. sınıfım arkadaşlar. Ben yani 11. sınıf matematik sorularını sizlere yani cevaplarını vereceğim misal. Verirken mesela buradan matematiğe geliyorum. 11. sınıf matematiğin cevaplarını verirken siz 11'seniz yapmayın arkadaşlar. Bir alt sınıfları çözebilirsiniz. Sıkıntı değil ama kendi sınıfınızı çözmeyin. Öğrenin diye diyorum ben bunları. Şimdi açılışı ben ortaokuldan yapacağım arkadaşlar veya ilkokulda olabilir. Şöyle ilkokul 4. sınıfı bir bakalım, 3 müydü 4 müydü? Neredesin sen? Şöyle bir bakıyorum, ilkokula geldim. İngilizceyi seçeceğim arkadaşlar. İngilizce 4'te miydi İngilizce? 4'teydi sanırım. Hemen bir bakayım. Şimdi ilkokulun cevaplarını arkadaşlar çözmemişim. Sıfırlanıyor bu arada sırada zaten. Şimdi ilkokulun cevaplarını da ileriki seferlerde vereceğim zaten. Ben direkt açılışı bugün İngilizce 5. sınıftan yapıyorum. Serinin kalan kısmını mutlaka takip edin. Ben sürekli olarak güncel cevaplarımı paylaşacağım. Sadece bu videoda da sizlere belirli şeyleri anlatayım diye göstereceğim. Ben tek tek şimdi cevapları göstereceğim bu şekilde. Party time'dan başlayıp adım adım her teste tek tek cevaplarıma basıp cevapları göstereceğim. Her seferinde konuşmak zorunda kalmayayım diye arkadaşlar videonun sesini de kısabilirim burada. Haberiniz olsun. Evet, görüyorsunuz cevapları bu şekilde. Buradan kapata bastım. Hemen tek tek arkadaşlar siz buradan cevaplarınıza bakın. Duraklatıp cevaplarınıza bakın ve işaretleyin. Buradan arkadaşlar hepsini doğru yaptığınız için direkt 15 puan kazanacaksınız her sınavdan. Gerçekten çok ama çok fazla puan gelecek buradan. Şimdi burada kaç adet var? Hemen ona da bir bakalım. Gördüğünüz üzere 10 adet var. 150 puan sadece buradan gelecek. Ben sizlere bugün İngilizce 5. sınıfın cevaplarını paylaşıyorum. Bir sonraki videomda da arkadaşlar takipte kalın. Bunun devamı gelecek kesinlikle. Görüyorsunuz.
İlk video olduğu için fazla bir puan kasmanıza izin vermedim mi desem arkadaşlar, yoksa video uzun durmasın diye, çok sıkılmayın diye mi böyle yaptım? Siz bunları düşünürsünüz arkadaşlar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Videoya like atıp kanalıma abone olursanız sevinirim. Bir sonraki videomu mutlaka takipte kalın. O yüzden bildirimleri de açın. Evet arkadaşlar, bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın, kendinize iyi bakın.